Selamünaleyküm millet. Bugün Kibirya Antik Kenti'ne yolculuğumuz. Gölhisar'a girdiğinizde her yerde yazılıyor şu şekilde Kibirya diye. Yol tarifini biraz gösterelim. Levhaları takip ederseniz çok basit. Lambalardan yukarı tarafa gittiğinizde karşınıza bir büyük cami gelecek. Çeşme Cami diye geçiyor. Çeşme Camisi'ne geldikten sonra Çeşme Camisi'nin sağından yukarıya doğru ilerlerseniz zaten 1,5 kilometre yukarıda Kibirya Antik Kenti. Dıştan gelecekler için. Etrafta bu şekilde. Şu görmüş olduğunuz yer Çeşme Cami. Bu camiyi bulmalısınız. Gölhisar'a geldiğinizde aklınızda bulunsun. Altında eczane. Zaten önündeki kavşakta da dönerde büyük döner var. Çeşme Cami diye burada yazıyor. Yukarı doğruya gidiyorsunuz. Gölhisar, Kibirya gelecek olduktan sonra eskisi gibi bedava bir şey yok. 3 ay olmuş. Ramazan kardeşimiz söyledi burada. Kaç yıl oldu Ramazan? Bu yanına bak. Kişi başı 12.50 kuruş. 12 lira 50 kuruş ey vatandaşlar. Haberiniz olsun. Biletleri göster. Biletler nerede? Biletleri gösterelim. Biletlerimiz şu şekilde. Ramazan söyleyeceğin bir şey var mı birader bunun hakkında? Abi şey soracaktım. Mozaik tarafı açık mı? Açık açık. Tamam teşekkürler kolay gelsin. İki tane otopark var. Birinci durma ikinci durun tamam mı? Tamam. Yürümeniz basit olsun. Teşekkürler. Ha, abi sonra... şimdi bu ücretsiz bilet. Bu ne oluyor? Adam... 65 yaş üstü bu. Yaşlılar abi. Öğretmenler. Gelen oluyor mu? Ya oluyor. Ha. Öğretmenler ondan sonra... hakim, savcı, belediye başkanı, kaymakam, vali. Ha onlara bedeş oluyor bu. Onlardan anlıyoruz. Evet. Ha bu? Bu 12.50 kuruşları. 12.50 kuruş kişi başı. Ben vereceğim değil mi bunu? Evet. Bunu vatandaş veriyor. Müze kartı bir şey olmuş olsa bunu yine alacak mıyız? Müze kartlarımız geçiyor. Müze kartımız var. Müze ben gelin zamanı geçti. Satıyoruz müze kartıdır. Bunlar müze kartı. Sen de veriyorsun yani bunu. Biz de veriyoruz buradan. Maşallah. Kaç kuruş onu da öğrenelim. Vatandaşlar öğrensin. 60'lık var. 60 lira. 30'u var. 30 lira. 30'u ne oluyor bunun? Yarım sene mi geçiyor Ramazan? Ne oluyor? 30'u gün mesela bu gündü bu 60'lı günde 3 defa geçiyor. 30'u bir defa geçiyor günde. Ha, müze kartı 30'u bir sefer geçiyor. 60'ı da aldın mı? 3 sefer. 3 sefer geçiyor. Aynen. Teşekkür ettim kardeşim. 12.5 Turkish lira. Payback kart, kartla ödeyebilir miyim diye Ramazan. Kartla ödeyebilir miyim? Kredi kartı mı? Kredi kart? Yeah. Kredi kart no. No. Euro. Euro ile olsa? Euro. Açılıyor hocam. You have not Turkish lira? No. I was born before in Austria, but I'm living in Gölhisar. I'm from Gölhisar. This is a nice place. Beautiful place with Medusa. Can we pay? How much? Ramazan çekip duruza gari adamı. Geçiyor beş para. When you have some question, no problem. You can ask me. But I'm here from here, from the village. You know, I will make with GoPro video here. Nice place here. Beautiful. Olalım bizim Ramazan Rusya'dan da gel yollar sen yarım. Neyden geliyor? Vallahi hakikaten ha. Gördüğünüz gibi vatandaş Rusya'dan gelmiş. Kibriyi ziyarete geldi. Euro olarak ödemesini yaptı vatandaşlarımız. Ve gidiyor. Have a nice day. You too. Thank you. Thank you very much. Şu anda Kibirya'dayız. Aşağıda görmüş olduğunuz yer Gölhisar. Burası
Sibirya antik kenti. İlerleyip ne varmış ne yokmuş diye bir güzel bakacağız burada ne var diye. Sizinle beraber. Burası Roma İmparatorluk dönemi hamamıymış. Hamam. Nasıl bir hamammış bu? Kendimiz karşısında küçük kalıyoruz. Hamamın karşısında kendimiz küçük kalıyoruz. Oyuncak gibi oluyoruz. İleri doğru ilerleyelim. Muhteşem taşların büyüklüğü. Görmüş olduğunuz gibi isimlendirilmiş gayet güzel bir şekilde Agora, pazar yeri, market, ana cadde, bazilika, stadyum, geç antik çağ anıt mezarı. Hem Türkçesini yazmışlar, güzel bir şekilde de İngilizcesini, Türkçesini yazmışlar. Bunu da gayet güzel yapmışlar. Bu şekilde ilerleyelim bakalım. Hamam yine yukarıdan görünüşü. Muhteşem. Şu anda Kibriya Antik Tiyatrosu'nda bulunmaktayız. Odaya müzik evi yapısının yaklaşık 100 metre kuzeyinde konumlanmaktadır diye belirtmişler. Gayet güzel bir şekilde. Burası. Şu anda buradayız. Gördüğünüz gibi hemen arkamda şurada. Bakacağız. Bakalım burasını ne yapmışlar, çalışmalar nasıl gidiyor. Muhteşem bir yere benziyor. Olağanüstü. Olağanüstü. Burada kelerimiz de boş duruyor. Şu kapıya bakar mısınız? Muhteşem. Kendimiz yanında küçük kalıyoruz kapının. Kapı bizden büyük. Muhteşem ötesi. Şunların büyüklüğüne bakar mısın şöyle. Bura bayağı bir temizlenmiş. Bu taşları kaldıran eller nasıl kaldırdı acaba? Şu yapıta bakın. Nasıl yontulmuş taş? Mükemmel ötesi. Şurada bir tane ileride işlemeli taş var. Burada vakit geçirmişler bu tiyatroda. Eski zaman insanları. Mahkeme binasının önündeyiz şu anda. Medusa iç tarafta. Mozaikleri buradan
görebiliyoruz. İşlemeleri görüyorsunuz zaten. Bir girelim bakalım. Dünyada tek olan orijinal Medusa. Görmüş olabilir burada tüm mahkeme şeyleri yapılmış, görüşmeleri. Mahkeme salonu olduğu yer Medusa'nın binlerce yıllık yer. Medusa'ya doğru gidiyoruz. Muhteşem. Göze nereden bakarsanız sizi takip ediyor gibi geliyor, göz o tarafa dönüyor gibi geliyor insana. Mozaikler harika.
yuvarlak çeşme zirvenin başında. Adamlar keyfini eskiler demek ki biliyormuş. Böyle bir çeşmeyi zirvenin tepenin başına yapmışlar. Zirvenin tepesinde yuvarlak bir çeşme. Gelip ziyaret etmeyenler için bunu yeni çıkarmışlar herhalde. Böyle bir yer. Telle çevirmişler. Ama muhteşem bir yer. İleriye doğru gittiğimizde de bu şekilde çeşmenin yanından ilerlediğimizde ilerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Burada çıkan şeyler var, taşlar var. Bunlar yerleştirecekler herhalde. Sanırsam burası kapalı ziyaretler. Daha işlemde. İlerlersek böyle karşımızda neyi görüyoruz? Adam çeşmeyi buraya koymuş. Burası da Gölüser. Gölüser Ovası. Çeşmenin olduğu yer burası. Bu arka tarafta tiyatro. A yapısı binası diye geçiyor. A building. Ne olarak kullanıldığı tam olarak belli olmasa da tapınak diye düşünülüyor. Bunun girişi var mı acaba? Hop. Bu ne ya? Bunun içine insan düşse ölür. Sağ çıkamaz. Muhteşem. Metre bu ya. En az 4 metre aşağısı. Bunun girişi yok mu ya? Ettim şimdi de bunun girişi yok herhalde. Dolandık 360 derece. Giriş diye bir şey koymamışlar herhalde. Toprağın altında sandedersen. Ama bu ne ya? Muhteşem bir yapı. Daha toprağın altında kalmış. Gördüğünüz gibi millet size göstermeye çalışıyoruz. Güneşin altında, zor şartlar altında. Ama şu sütunlar, mermer sütunlar. 3 bu tarafta, 3 öbür tarafta 6 tane muhteşem. Muhteşem ötesi. Atlayalım şuradan. Her tarafta görürsen şeyin altında, gözler altında. Demek ki burası önceden göletmiş, suymuş, denizmiş, her neyse. Şimdiki bakmış olduğumuz yerde şu ağ yapısı, şu görmüş olduğunuz. Building A is located on the north of terrace, free of burası da dükkanların olduğu yer. Görmüş olduğunuz gibi dükkanların caddesinde yürüyor. Şöyle sağlı sollu burada dükkanlar varmış. Şöyle şu şekilde dükkan dükkan dükkan. Burada kazı çalışmaları devam ediyor herhalde. Benim size göstermek istediğim şurada bir tane küvet gibi bir şey var. Küvet, banyo. Adam onun içinde keyif yapmış herhalde. Vaziyet ona benziyor. Şuna bakın. Şuna bakın. Muhteşem. Muhteşem ötesi.
Oradacıklar. Artık dükkanların olduğu odalar. Şu taraf bir tane. Bu tarafa geçiyorsun, burada bir tane. Öbür tarafta bir tane. Bu şekil.